7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Daha önce ağırladığımız şeflerden biri yine. Dinti Şef, Muhitte Fidan. Tokat yaprağına sarılı somon. Birazcık da Fransız dokunuşu ekleyip Hollandaise sosla da taçlandıracağız bunu. Tabağa iyi bakın. Aynısını istiyorum arkadaşlar sizden de. Süreniz başladı. Bak üzerindeki yere al. Alacağım. Buraya tereyağının ayranı kaçmış. Bu neden fokurdanıyor? Sen aşçı değil misin abi? Aynen. Neden aynının fokurdadığını bilmiyor musun? En önemli şey yapmanız gereken Hollandaise sosun güzel kıvamda olması. Ne yapıyorsun ya? Limon istedim. Ben öyle mi yaptım? 5, 4, 3, 2, 1. Tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Ağzım yordu dışındaki yaprak. Ağzım yordu diyen de bir aşçıyı da ilk kez gördüm. Ağzım yordu. Kesik tadı geldi. O belki tahrum tadı olabilir. Kesik tadı nasıl bir şey abi? Açıklarsan bize. Ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestinin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliğe ben sahibim. 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışma. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, gel yanımda çalış. Kesilmiş tat diye bir şey yok. Bunu hocam olsa ona da söylerdim. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek. Vallahi ben anlıyorum. Bence şovu kes Murat. Şef Akademi Doğa'da her şey yolunda. Ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Mutlu ve huzurlu bir gün diliyoruz. Şefköy'de biz böyle bir gün yaşayacağız. Buna hazırlanıyoruz. Dünden kalanlar, puanları hatırlatacağız. Hemen arkasından da tabii ki sürpriz konuk şefimiz bizlerle olacak. Çok lezzetli bir balık yemeği yapacağız. Kiminle ve tarifimizin detayları neler az sonra sizlerle olacak. Ama önce çok azimli, hevesli ve bir o kadar da muhteşem Şef Akademi şef adaylarını davet ediyorum. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Nasılsınız? Yine çiçek gibisiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. İyi, siz nasılsınız? İyi vallahi, ne olsun. Aynen. Yuvarlanıp gidiyoruz. Nasıl keyifler? Çok iyi. Güzel, bugün güneş yakmıyor. Değil mi? Bir toparladık sanki. Böyle nefes alabilir ya artık. Alıştık. Yerden üflemiyor en azından. Aynen. Alıştık. Yelpaze. Yok, alışmak zaten değil bu. Bugün yakmıyor. Başka bir şey yani. Aynen. Arzu, hatırlamıyor musun? Yer nefes alamıyor. Yani. Öyle bir şey vardı. Yelpazeler. Hiç yani. Şu an. Kıyafet giyemiyorsun şakır şakır terlemekten. Aynen. Anlatın bakalım Çağlar Bey, nasılsınız? Bomba gibiyiz. Kırmızı takımda bir sakin görünüyorsunuz. Yok, kırmızı da... Alışamadın mı? Kabul mü etmediler? Kabul ettiniz mi arkadaşlar? Olmadı mı? Aldık, kabul ettik. Başımızın üstünde yeri var. Ya şimdi takımın ritmini bozmayayım diye çok girmiyorum laflara. Niye? Niye? Zaten, çünkü... Zaten konuşan var. Değil mi? Basın sözcümüz Ayten Hanım burada. Tabii, kim o diye de sormaz mısın Ayten? Kim o? Ben de etrafa bakıyorum kim o? Murat. Efendim Ekrem. Dün nasıl geçti? Dün mi? Bizim güzel geçti de bu arkadaşların puanlarını beğenmedim. Yani verdikleri puanları evet mı? Evet, öyle bir sıkıntı vardı. Genel olarak beğenmedik. Bugün de az yaptık. Yani. 10 da versen, 10 verirken işte elin titredi falan. Kızar yani. Yok canım, hiç öyle bir şey yapmaz yani. Murat'ı tanımasak yedireceksin sen de bize. Hiç Murat'ı öyle bir şey yapmaz. Çok iyi tanıdığım için öyle söylüyorum. Beğenmiyor yani kesinlikle. Düzgün puan verip. 10 puan verip üstüne bir saatte översen anca razı olur. Bak, Murat'ın söyleyeceği cümleyi söylüyorum sana. Yani bana geçerli, haklı bir eleştiri yap, 6'ya evet okeyim diyecek. Ben de geçerli ve haklı bir eleştiri yaptım. İnsandan çok anlamlı. Ama hiçbir geçerli eleştiriyi Murat kabul etmiyor, onu söylüyorum zaten. Hangi eleştiri? Demek ki geçmemiş. Ne yapacağız? Yani Murat
Zaten klasik. Abi, ya, ne zaman yedin ki onu? Çağlar, nerede bak, varlıyorsun onu şu anda. Niye? Çünkü 6 puan veriyorsun, evet. Şef vermiş 9,5. Ama hiç burada şefin verdiğiyle orantılı puan verildi mi şimdiye kadar? Evet, nasıl ya? Bak şimdi oraya şimdi pozitif. Aa. Yani şefin puanı bol belli ki. Ama pozitife gidiyoruz burada. Hep eksik verdi, yanlış verdi, işte şöyle oldu, böyle oldu tartışması varken. İşte 10 verilmiş, bir 10 puan da var. Niye teşekkürler Öykü'nün, biz anlayacağımızı anladık. Ya biz niye tadıyoruz? Niye tadıyoruz? Kendi puanımızı vermek için tadıyoruz sonuçta. Yani onlar 10 verdi ya da şef... Niye puan verdiğini bile bilmiyorsun. Ya. Aytenciğim sen nasılsın? Arzu'yla kankalığınız nasıl gidiyor? O iyi gidiyor, en iyi arkadaşım. Gerçekten. Ama ben şey atlatamadım. Hala Ruşa hamur işinde, börekte beni nasıl geçti, ben hala onun acısını yaşıyorsun. Hastan indirdi dediler. Kurtulamadım da. Hala o. Dur, biz bir arkadaşlarınızla bir ilgili bir biraz konuşalım, çünkü inandırıcı bulan var, bulmayan var. Mesela Tolga işi zor tutuyor kendini. Konuşma. Ben hiç inandırıcı bulmuyorum. Tolga konuşuyor, lütfen sessizlik. Ruşa'ya verebilirim şimdi sıramı. O da konuşsun, ben ona diyeceğim. Tamam peki. Konuş. Konuş Ruşa. Konuş. Ben hiç inandırıcı bulmuyorum. Hmm. Bu muyum? Sahte. Neden? İnanmıyorum ya o şey. Hamur konusu konuşuyoruz Ruşa. Olamaz biz yani. Arkadaşımızla ilgili konuşuyorum. Yok, olamaz yok mı? Bence olamaz. İmkansız B12 2 oldu. 2 ay boyunca birbirlerini yediler. Sen de mi? Artık mı? Neler yaptın? İnandırıcı bulmuyorsun. Birbirimizi yemedik. Ruşa, evet, yükseldiğimiz oldu birbirimiz. Ayten abla yapma ya. Ne olur yapma. Birbirimizi yedik derken. Yükselmeler oldu sadece. En iyi arkadaşım lütfen aramızı bozmaya çalışmayın. Ayten ablayla Arzu Hanım'ın arkadaşlık boyutu bayağı ileri seviyeleri taşıdı. Sayemizde dün menemenle ekmek yediniz ya. Gözünüze dizilmesin. Çocuklarla bu kadar nankör olmayın ne olur. Ellerinize sağlık. O başka bir şey şimdi arkadaşlar. Ama arkadaşlarımızın ispatı sen değil mi o? Baş başa vurup güzel yani bir yemek yaptık. Şey söyleyeceğim, artık bu şirket mevzularından da kopmanız gerekiyor zaten yani. Tolga evet, bu arkadaşlık hususunda senin söylemek istediklerin vardı. Yani, daha ciddiye alacağım bir mevzu ve cümleler olarak dinlemeye hazırım artık, şu an. Çok hazırım. Valla ben ciddiye alamıyorum ki ciddi cümle kurayım. Neden? Nasıl ciddiye alayım ya Öykü Hanım? Valla yapmayın. Bu. Yani asla iki dünya bir mesela araya gelmez dediğin bir tane olay hatırlat da haklısın Tolga diye. Evet, yani. Evet lütfen. Bir tane lütfen hatırlat. Ben o kadar... Ben hiç hatırlamıyorum. Bak ben puanlarda Ayten'e hep yüksek puan verdim, hak ettiği bu arada. Birbirim kıskanıyor gibi bir durumlar vardı. Bir böyle bir o puan alınca yemekten tabağa daha iyi olan bir öbürünü kıskanıyor gibi bir şey vardı. Baskın olmak adına. Ama sanki sonra o yollar Arzu'nun full dominant taşların ortalığa dökmesinden sonra Ayten sanki bir böyle bir geri adım attı. Yani Ayten abla normalde takım elemanıydı. Şimdi Arzu'ya çok yanaştı falan. Tuhaf bir şey oldu. Bizi, saçmalamayın, bize kırmızı takım. Bize laf söylüyordu, hatırlıyor musun? Bu Stockholm sendromu kesinlikle. Yani değişisi de insan başka türlü. Şimdi biz bak, takımız diye ben başka bir takımdan arkadaşım olamaz mı? Niye böyle düşünüyorsun? Ayten ne değişti, ne oldu? Ben de Murat'ın arkadaşı sandım. Daha önce görmediğimde keşfettim. Daha, işte bak Arzu da söyledi, işte bahçeye gittik böyle yeşillikler falan. Baktım Arzu hakikaten iyi bir insan, yardımlaşıyoruz. Yolda beni bekliyor, ben onu bekliyorum. Kuşlar, böcekler. Düşmedi ama düşseydi kaldırırdı. Ne oluyor, ne konuşuyorsunuz? Hiç. Öykü Hanım, herhangi bir arkadaş seçin. Haftaya eğlenmezsem, kalırsam onu yine arkadaşım da yapayım. Kimi istiyorsun? Dur bir şey konuşuyorsun, ne konuşuyorsun? Arzu çok zeki bir kadın ya. Niye? Yemin ediyorum. Manyak mısın? Yeni mi anladın? Ya Allah aşkına. Zeki bir kadın. Yeni mi anladın? Eleyecek var ya, vallahi eleyecek ya. Ne de istiyor? Ben nasıl eleyebilirim? Sen var ya çok zekisin ya. Deli bu, ben jüri miyim? Atlatıyor iyice böyle, hamur kıvamını getirdi. Hayır ama ama şöyle, Ayten stres olduğunda yemek yapamıyor ki. Çekemiyorlar bizi. Muratcığım böyle geçebilir misin lütfen? Caz hava sıcak çünkü. Tamam. El Arzu ele finale. Ha böyle böyle bak da. Çok kıskanıyorlar bizi. La, 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 la. Ne oldu, Ayten'in morali mi bozuktu bugün? Geldiğinde suratı nasıl? Hayırdır inşallah. Ya havadan havadan. Nasıl havadan ya? Çakır şukur ağlarken nasıl havadan? Ne oldu? Kim ağladı? Gözlerim bulutlu bulutluydu orada. Suratım bir karıştı. Ne oldu? Geliyor geliyor. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Ne oldu be? Çıkar gözlükleri. Toparlan Ayten abla. Çıkar gözlükleri Ayten abla. Hayır, gözlükleri çıkar. Özel bir şey mi? Yok, gitmeyin. Özel bir şey mi? Peki, tamam. Birine kızdın zannettim, o yüzden sordum. Hayır. Peki. Kadir'cim. Efendim? Murat senin elenmen gerektiğine kanaat getirdi artık. Yani sıra sendeymiş. Öyle miyim? Ya ben de bu konuda hani endişelenebiliriz belki yani. Yoksa stratejinin kralı
Kadir bize bu hafta veda mı ediyor? İnşallah. Yoksa... İnşallah demez misin? Ama yarışmacıyız Öykü Hanım, öyle değil. Rekabet bu konuda yani, evet. Yani Murat. Murat. Konuşuyor. Geçen hafta da Berat'ta... İcraat da var ama yani artık icraatı da var. Söylediği yarışmacılar tek tek gitmiş olabilir. Benim yanımda Ruşa da var. İki takımı öldüren Ruşa. Ha, önce Ruşa mı? Yok. Ha. Onlara güvenerekten Murat altını doldurmaya çalışıyor da... Murat'ın bu hafta son noktası olur yani. O tutmaz bu hafta. Çok zor yani. Allah yazdıysa olsun. Bu hafta sizce kim elenecek? Kadir. Murat. Hani böyle bir his. Murat. Kadir gibi bir his var içimde. Ya Allah Murat. Aşkına bir zarf verin de herkes bir isim yazsın. Kaç Kadir kaç Murat çıkıyor? Kadir kaç Kadir çıkar? Söyleyeyim Murat abi. Sence? Ben size söyleyeyim, ben çıkmayacağım kesin. Çağlar sence kim elenir? Murat gibi. Çağlar onun abisi. Tolga desin ne derse tamam diyeceğim. Niye Tolga ne derse? Yani Tolga çünkü herkes... Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle Rüşa Etken'i unutmamak lazım. Niye ne? Aa, yani yeşil takımı çürütür diyorsun. Kesinlikle. Kadir gider demek istiyorum. Kadir Rüşa evet. Rüşa Etken'i unutmamak lazım. Yok, bir dokunmazlık alırsam sen... ne yapacaksınız? Ha, ne olacak? Ha var mesela. Oldu da. Ne yapacaksınız? Yani bireysel ben... alırsam ne yapacaksın? Bak bu konuşmaları unutma Kadir. Yaz buraya. Kadir Martesi. Ya bireyseli alacaksın yetmiyor, dokunulmazlığı da alman lazım. Net, bireysel alalım. Tolga abi, Rüşa Etken. Öyle değil, böyle yapılır diye. Cumartesi önce dağıtman lazım. Bunun da bir altını çizeyim. Bireyseli biri alacağım. Bir dağıtman lazım. Öyle bir hamle yapacağım ki. Yavaş al ama. Ağlayacak. Stüdyonun ortasına geçip hüngür hüngür ağlayacak. Ne diyorsun? Abi, hüngür hüngür ağlayacak. Murat. Ben bir şey söyleyeyim. Salya Sümük ağlayacak. Çok heyecanlı. Bak Salya Sümük ağlayacak. Abicim ben kendimi mutluyken bile ifade etmiyorum. Gözünü seveyim. Niye ağlayayım? İlk günden beri diyorum. Tek geldim, tek giderim diyorum. Kendime güveniyorum. Eğer kendime güvenmeseydim Kadir, korkak bir insan olsaydım zaten takıma bir oyuncu alırdım. İlk zamandan bu zamana kadar da söylediğim sözcüklerin, cümlelerin hepsinin arkasındayım. Ben güçlüyüm. İşte o yüzden Salih Sümük ağlayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Tüm duygu birikimi alacak. Berat da ağlamaz dedik. Bak hüngür çıkırık gitti. Ya Berat gittiği için ağlamadı ki. Yüzümüze baktı öyle ağlamaya başladı. Ağlamazsa stüdyodan yani, koşarak kaçar. Çocuk bizi çok seviyordu ya. E tamam ne olacak? Belki senin de bilmediğin, bugüne kadar bastırdığın duyguların bir anda patlayacak. Hı. Ne olacak? Tamam da Rüşa'yı yanıma verince ben niye ağlayayım ya? Tek başıma. Rüşa'yı vereceğimi kim söyledi? Kim dedi ya? Ayten'i mi vereceğim? Peki yani. İki kişilik takım mı? Sonuçta iki kişilik. Ya Kadir zaten bireysel alamaz. Strateji haftanın sonuna doğru konuşuruz ama yani rekabet anlamında hedeftesin. Sıkıntı yok. Ben sana güzel söyleyeyim. Bir şey bu. Ruşa zaten ok atıyorlar şu anda yani. Bilmiyorum, beni heyecanlandırdı bu iddia mesela. Ya ağlamazsa kaçar gider. Kadir çok, ben bunu beklerim mesela yani, oturur izlerim ya, bakarım. Yani. Lütfen. Ya boş yani çünkü ya. Ne olabilir ki ağlamak? Bu bir vaattir çünkü. Evet. Muratcığım senin de gelen kendimize. Öykü Hanım atakları... biz kendimize güvenmesek niye takımı güçlendirip? Senin güveninle ilgili bir şey hiç orada bir sorun yok zaten. Bir de bana diyor boş konuşuyor diye. Yani şu anda takımla ne olursa abi olsun ağlamayız demek istiyor. Şu an yani. Ama işte geliyor gelmekte olan beklenmeyen bir şey oluyor. Bu şimdi beklenen bir şey miydi şu değişiklik? Yok. Burası. Kimin aklına gelirdi yani? Ha şu an Murat'ın demek istediği şu zannedersem, düzelt beni yanılıyorsam. Şu anda herkes aşçı kaldı. Evet. Eski yarışmacılar da olsaydı o zaman bizi korkuturdu atıyorum. İşte aşçı olmayan, çok da haşır takım zayıflatırdı vesaire. Şimdi her türlü yemeği çıkarırız. Evet. Ama olayı başka türlü düşünüyorsunuz, takım olarak düşünüyorsunuz. Yani dokunulmazlığı almak adına... O andaki takımla yürüyeceksiniz. O takımla artık yola devam etmeyeceksiniz. Yani sahiplenecek bir takım olmayacak. O anı kurtarma takımı olacak. Doğru. O akşam, o hafta sonu kurtarma takımı olacak. Yani yolumuz biri olsun. Aman da biz takımız şöyle de şahaneyiz demenize gerek yok yani. Kim alırsa ne yapacak onu konuşalım mı bence? Kim alırsa? Tek tek taşları döksün herkes. Peki, bireyseli kim alırsa? Ama onu erken daha. Peki arkadaşlar. Program yapıyoruz ha. Şefimizi davet edelim. Daha önce... Ağırladığımız şeflerden biri yine. Tintin Şef. Tintin Şef. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir avuç. Çok. Abi evet çok azaldık. Bir avuç. Bayağı azaldık. Bir avuç deme Çağlar elini. Neylik ne olduk gördünüz gibi. Evet arkadaşlar nasılsınız? Biz iyiyiz. Sizi sormalı. Görüşmeyeli neler yaptınız? Aynı. Devam. Aynen, mutfakta devam. Çalışıyoruz. İş güç. Sağdayız, çalışıyoruz. Biz de sağda, alandayız işte. Evet, süper. Tam sağdayız. Ne yapacağız bugün? Bugün ne yapacağız? Bugün birazcık değişik bir şey deneyeceğiz yine. Mesela? Tokat yaprağına sarılı somon. Birazcık da Fransız dokunuşu ekleyip Hollandaise sosla da taçlandıracağız bunu.
arkadaşlar yani biliyordur. Yani yine bir tabak estetiği bekleniyor. Evet, evet, güzel bir sunum yine. Evet, sunum bugün bayağı etkileyici olacak diye düşünüyoruz. Evet, geçen zaten hatırlıyorsunuz benim tabağım, benim aynamdır dedim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Güzel, somon olsa da yesek. Olacak. O zaman hazırsanız. Güzel, haydi hep beraber mutfağa gidelim. Süreniz başladı. Bak üzerindeki yere al. Alacağım. Buraya tereyağının ayranı kaçmış. Bu neden fokurdanıyor? Sen aşçı değil misin abi? Aynen. Neden aynanın fokurdadığını bilmiyor musun? En önemli şey yapmanız gereken Hollandaise sosun güzel kıvamda olması. Ne yapıyorsun ya? Limon istedim. Ben öyle mi yaptım? 5, 4, 3, 2, 1. Tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Ağzım yordu dışındaki yaprak. Ağzım yordu diyen de bir aşçıyı da ilk kez gördüm. Ağzım yerde. Kesik tadı geldi. O belki tahtanın tadı olabilir. Kesik tadı nasıl bir şey abi? Açıklarsan bize. Ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestinin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliliğe ben sahibim. 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışma. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, gel yanımda çalış. Kesilmiş tat diye bir şey yok. Bunu hocam olsa ona da söylerdim. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek. Vallahi ben anlıyorum. Bence şovu kes Murat. Sevgili izleyiciler, şefimizle yine mutfağımızdayız. Tanıdığınız, bildiğiniz yer. Artık ben karışmıyorum, bir evet. Şey de demiyorum. Kim nasıl çalışır onu bilmiyorum. Çok çalışkanlarımızdan gidenler oldu. Geride kalanlar sizi memnun eder mi onu da bilmiyorum. Vallahi buyurun mutfak sizin. Somon yapacağız. Evet. Çok tuhaf lezzetler var orada. Ege bölgesine yeni tanıştım ait ve bayıldım. Deniz nasıl kullanılacağını çok merak ediyorum. Daha sonrasında sakız murcu var. Akdeniz bölgesine özgü bir ot. Salamura yaptık. Daha sonrasında buğlamanın içerisinde kullanacağız. Asma yaprağımız var, Tokat'a özgü. Güzel bir kombinasyon yapacağız. Başlayabilir miyiz? Buyurun. Evet arkadaşlar, öncelikle bir tane kaserol alayım. Tereyağını içerisine koyalım. Tereyağının ayranını alacağız. Hangi tereyağını elde etmiş oluyoruz o zaman? Tereyağı... Klarife. Klarife tereyağı. Evet, Türkçesi de sade yağ mı oluyor arkadaşlar? Güzel bir evet. Tane de şey alalım, kepçe. Bir tane tas alayım. Bir de eldiven alabilir miyim? Tamam. Hollandaise sosu yapan olmuştur diye düşünüyorum aranızda. Evet. Evet. Nereye özgü bir sos? Fransa. Nereye? Fransa. Evet. Bir tane daha eldiven. Evet, Fransız. Eskiden Dutch sos derlermiş. Daha sonrasında Hollandaise sos olarak. Ben de şaşırdım Fransız deyince şimdi. Efendim? Dutch daha... Normalde evet, Dutch'tan Fransa dönmüş. Evet, altını açıyoruz. Süper. Daha sonrasında somonumuz var arkadaşlar. Somonu alabilir miyim? Somon da yeniymiş efendim. Somon taze. Kılçıklarını aldık. Şimdi derisini alacağız. Herkese ben böleceğim bugün. Evet arkadaşlar, somonun gördüğünüz bu tarafı her zaman yağlıdır. Genelde sashimi tarzı yerlerde kullanılır. Bilginiz olsun. Benle birlikte 3 takım, doğru mudur? Evet. Okay. Ben şimdi size derisini almayı da göstereyim. Yandan giriyorsunuz. Böyle istiyorum arkadaşlar. Kılçık olmasın, dikkat edin. Bunlar sizin için. Biz zaten porsiyonu bir tane lazım. Güzelce temizleyelim balığımızı. Kılçığa dikkat edelim. Somon balığı hassastır.
çok pişirmemeniz gerekir. Tereyağımız kaynıyor. Bunu alabiliriz. Şimdi tokat yaprağı. Buğulamanın sosunu da yapabiliriz şu an isterseniz. Tokat yaprağını alalım. Teşekkürler. Bir tane tava alalım ocağa arkadaşlar. Yaprakları suya koyduk. Tuzunu versin diye. Evet. Yapraklarımızın damarlı olan kısmı iç tarafa gelecek. Güzelce açıyoruz. Güzelce açtık arkadaşlar. Yaprak olan, damarlı olan kısım yukarı geldi. Bu şekilde. Şimdi saracağız onu. Çok kalın yapmayın. Pişerken sıkıntı çekebilirsiniz. Uzun pişirmeniz gerekebilir. Bu bir tanesi. Şimdi orada soğan vardı. Soğanı alabilir miyim? Balık suyumuz var. Bir tane de kaserol alayım. Kaserol. Altını açalım. İyi mi boyutu? Evet. Tavanın mı altını açıyoruz? Kaserolun. Yok, aslında şu tavayı alabilir miyim? Şef, yağın altını açalım mı ya? Yağın altı açık kalsın. Açık açık, biraz kıstım. Yok, kısma, kaynasın ki ayranını alacağız. Bunu yaparken şunu da aradan çıkaralım. Sarımsakları eziyoruz arkadaşlar. Tereyağımız, burada zaten tereyağımız var. Buradan alabilirsiniz. Burada köpüğünü hep alacağız. Daha sonrasında soğanlarımız var. Sarımsağımızı koyduk. Soğanımız var. Zencefilimiz var. Şimdi burada aromaları yakalamamız önemli. Ürünlere fazla koyarsanız her şey diğerinin üstüne çıkar. Onun için dikkat edin. Az koyun. Sorusu olan var mı? Bu kadar tereyağını eritik ama sadece Hollandaise için değil, alalım değil mi? Alalım mı şeyini, köpüğünü? Yok, sadece Hollandaise için değil. Biraz köpükten alabilir miyiz? Hollandaise sos için yumurta, iki tane yumurta sarısı kırabilir miyiz? Mayonez tenceresine kıralım. Daha sonrasında bir tane daha orada, bak setup hazır zaten. O setup var ya, kaserollü setup. Tencereli bir setup var orada. Kaynar suda koyalım mı şefin yanına? Tamam, şimdi tereyağımızı kısalım. Kaynar suyumuzu da koyalım. Çok koymayalım. Kadir, güzel söyledin. Şimdi tereyağımız, biz altını kısalım onu. Öyle fokur fokur olmaz. Böyle kalsın o zaman. Tereyağımız da soğanlarımız pişti. Sarımsaklar da lezzetini verdi. İçerisine balık suyumuzu atacağız. Hemen bu aşamada bunu alabiliriz buraya. Kaya koruğumuz vardı orada ve sakız murcumuz var. Onları da alabilir miyim? Kaya koruğu. Ve sakız murcu. Sakız murcunu arkadaşlar süzme yoğurtla karıştırdığınızda çok güzel bir meze olur. Bilginiz olsun. Sarısı burada yumurtanın. Bakalım. Beyaz kaçırmadın değil mi? Yok. Beyaz kaçırmadın değil mi? Yok, yok. Onu güzelce çırpalım. Suyumuz hazır mı? Bunun içerisine bu tarafa alalım mı onu da? Alalım. Hollandaise sos önceden herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Nasıl yapıyoruz? Anlatmak isteyen varsa sevinirim. Kadir sabah anlatıyordu benzer bir şey, bir anlatsana. Yumurta sarısını tereyağıyla bağlayacağız ama öncesinde benmari usulü sarıyı pişireceğiz mi şef?
Evet. Sonra bir sirkeli bir karışım hazırlamamız gerekiyor. Ben şimdi sirkeli karışımıyla birlikte yapacağım. Bazıları sonradan koyar, ben önceden koyacağım. İlk başta sirkeyi koyup üzerine yumurtayı ondan sonra çırpacağız değil mi? Bravo. Bunun altını açabilir miyiz? Kesme olasılığı biraz daha düşüyor değil mi sirkeyi falan önceden? Evet, biraz. Önceden koyacağız. Ama çok riskli bir sos. Kesildiği an yenisini yapmak zorundayız. Ya da kenarları çok alırsak yumurta pişiyor. Bravo. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi de yumurtayı pişirmememiz lazım. Scramble eggs gibi olmaması lazım. Yavaşça çıkmamız evet. Lazım bizden. Tavanın altı açık mı? Hı hı. Az bir şey zeytinyağı alayım. Bunun altı açık herhalde. Teşekkür ederim. Yaprağın tuzundan dolayı hiçbir şekilde karabiber de vermedik. Sadece karabiber ekleyeceğiz, tuz eklemeyeceğiz. Yaprak tuzlu çünkü. Bu arada mesela hollandaise sosa karabiber konulmaz. Niye? Herkes bence biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü siyah siyah. İçinde taneleri gözüküyor. Ama beyaz biber konulur. Beyaz biber konulur, evet. Biz okulda kırmızı toz biber koyuyorduk. En üstüne. Evet. En üstüne evet, olur. İçine olmaz, rengi değişir. Nasıl gidiyor? Tamam, şimdi sirkemiz vardı. Şimdi hollandaise ben alayım istiyorsan yumurtayı. Sirkeyi alayım. Aman dikkat, sirke en son çok problem. Çok açıktı o yüzden. Evet, limonumuz var arkadaşlar. Şimdi asitik bir yapısı olması lazım. Homojen kıvamda olması lazım. Çok dikkat etmeliyiz. Fazla da her şeyi kaçırmayalım çünkü hiçbir birbirinin önüne geçmesin. Evet, çırpalım. Nasıl kokuyor? Çok güzel kokuyor. İyi bayağı. Şu şeyden herhalde, sakız. Sakız burcundan kaynaklı, evet. Isındı mı? Kuskusu da alabiliriz artık, sos kendini çekti. Kuskusumu alayım. Şimdi protein, karbonhidrat sosta olması lazım. Güzel. Tuz atabiliriz, çok az bir şey. Çok dengeli atmamız lazım. Bir de kaşık alayım tadına bakmak için. Teşekkür ederim Kadir. Rica ederim. Tadım kaşıkları arkadaydı. Köpürmeye başladı mı? Evet. Süper. Şef kaşık. Teşekkür ederim. Çok az. Tamam. Tamam. Suyun kaynamaması lazım arkadaşlar ve suya değmemesi. Evet, suya da değmemesi lazım. Bir tutar mısın? Su biraz fazla olmuş. Suya değerse direkt temastan yumurta pişer. Onun için dikkat edin. Evet, devamlı çırpalım bunu. Kadir bugün çok hevesli. Vallahi yanımdan ayrılmıyor. Şöyle yapalım mı? Onu buraya alalım. Evet. Evet, bunu oraya alalım. Evet, bakalım. Kadir dikkat et, yumurta gibi olmasın. Köpürmeye başlayınca tereyağını verip bağlayacağız. Tamam. Tereyağını biraz daha köpürmek. Şimdi tereyağı dinlen, oturuyor. Oturdukça zaten ayranı alta inmeye başladı. İstersen daha da kaynatabilerek de yapabilirsin bunu. Bunun altı, şurada kaşığım vardı şurada Kadir. Ben alayım, tavayı sevdi kapandı. Kaşık var. Evet, kaşık. Bak şimdi. Yere koyunca olmuyor mu? Pişer diye. Önceden çok alıyorum. Aha, çok demire değiyor ya direkt. Isınıyor o yüzden daha çok. Evet arkadaşlar. Şimdi tuz atmıyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz sosta tuz oranı yeteri kadar var. Somona karabiber alabilir miyim? Arkalı önlü. Onun altını kısalım artık. Çok kısık olması lazım. Karabiberledik mi? Geliyor. Önce sardığımız tarafı koyarsanız açılmaz. Normalde bunu ızgarada yaparsanız daha çok lezzetli olur arkadaşlar. Ama dikkat edin, yağ size gelmez. İsli olur. Güzelce burada asma yapraklarını çıtır hale getireceğiz. Şey, bunu banyoluyoruz mu? Banyolamayacağız.
direkt sosumuzun içerisine atıp orada zaten buğulama tekniğiyle pişireceğiz. Burada biz sadece mühürleyeceğiz. Maşa burada var. Bakayım. Hızlı yapalım. Biraz indir. Bunu kenara çek istiyorsan. Bence öne alayım. Aynen. Daha rahat olacak. Buraya al. Suyun sıcaklığı yeter zaten şu an. Bakın. Çıtır çıtır. Bak şu an. Süper oldu. Evet. Şimdi balığımız çok pişirmeyeceğiz. Çünkü daha buğulamanın içerisinde, sosun içerisinde pişecek. Ya, onun için. Da sıcak. Buraya koyduk. Şimdi sosumuza bakalım. Ver bana. Hemen bakayım bir. Şu an biraz zeytin. Şimdi arkadaşlar bak. Kremamsı kıvama gelmeye başladı farkındaysanız. Sosumuz oldu mu? Bence geldi şu an. Buğulamanın sosu oldu mu? Nerede bizim arkadaş? Tadına baktın mı? Evet evet. Şey. Tamam. Çok az bir şey daha bekleyelim. Yumurta kokmaması lazım. Evet. Yumurta kokarsa demek ki olmamış arkadaşlar. Bak güzel kıvama. Zaten altını kapattık şu an. Kendi ısısıyla devam ediyor. Şimdi ip gibi koymamız lazım tereyağını. Yavaş yavaş. Tereyağının özelliği burada bağlayacak arkadaşlar. Çok koyu olursa suyla açabilirsiniz damla damla. Ama tavsiyeniz çok koyu yapmamız. Bravo. Biraz sabır isteyen bir sos. Ama mesela kuşkonmaz da çok iyi gider. Izgara, asparagus. Ek benedik. Siz iyi bilirsiniz diye düşünüyorum. Çok iyi gider. Şimdi çok az bir su atalım buna. Çok böyle 2-3 damla. Daha ya vermiyorum. Yok vereceğiz. Birazcık su açalım. Evet çok az. Onu fazla olabilir. Çok az atalım. At 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 biraz daha. Tamam at at içine. Tamam. Yağa devam edelim. Şimdi tereyağı tuzluysa dikkat edin tuz oranına. Tuzsuz tereyağdan zaten sade yaptıysanız sorun yok. Bak kebir tereyağı bu iş için birebir. Değil mi? Külümüzümüz var mı arkadaşlar? Var. Şefim tadına bakalım. Bir tuz atamamız gerekiyor. Tuz atalım. Şimdi bu da oldu benim için. Tereyağı tadı geliyor mu? Gelmiyor. Devam. Tereyağı gelmiyorsa devam edeceğiz. Şimdi ben de bu arada bunu üzeri hala çıtır. Açılmaz mı? Yok açılmaz. Ben mi kısak? Yok yok bir saniye. Üstü çıtır arkadaşlar. Şimdi bunun ağzını kapatabilir miyiz? Bunun da altını kısalım komple. Kaşık alabilir miyim? Ben de bir tadına bakayım arkadaşlar. Zester lazım. Birazcık limon kabuğu atalım. Bir de bunu yaparken belki yanınızdaki partneriniz size destek olursa daha iyi olabilir. Yoksa zaman kaybı. Şimdi burada limon sonradan gırtlaktan geçtikten sonra vuracak. Şimdi tabaklamaya geçe. Kıvamına bakabilir miyim? Biliriz. Tarhunu atacağız şimdi. Evet. Tarhunu alayım. Yok. Şey, berniz. Berniz. Evet. Ama berinizi nasıl yapıyorlar? Biraz da krema. Sirke yok. Sirke, soğan, sarımsak kaynatıyorlar. Daha sonrasında bağlıyorlar. Ha, evet. Rica etsem şunu alabilirim. Tabii şey. Evet. Tencereyle işimiz bitti. Tezgahımızı toparlayalım. Temiz olsun. Bugünkü notlarımızın çoğu buradan çıkabilir. Tamam. Tabağımızı alalım. Bakalım buna da. Süper. Tabaklamaya geçeceğiz arkadaşlar. Bunu da alalım. Anlaşılmayan... Sileyim ben. Onu ver. Anlaşılmayan bir konu var mı? Mikrofizi alayım mı? Bir tane tava alalım arkadaşlar. Tavamızın içerisine yağ koyalım. Balık bitti. O açık kalsın. Tavanın içerisine yağ koyalım. Şu fesleğenleri kızartın. Çıtır olsun. Rica ediyorum. Zeytinyağı. Evet. Şimdi birazcık sosumuz demlensin arkadaşlar. Bekleyelim. Altını kapadık. Demlensin bir özleşsin. Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Yok. Tüm
Her şey anlaşıldı mı? Anlatmama tekrar gerek var mı? Bence çok basit bir yemek. Sizin de kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir tane şimdi şey alabilir miyim? Maşama. Kaşık. Ben size hepinize vereceğim. Ben tabağımın aynısını yaparsanız puanınızı ona göre alırsınız arkadaşlar. Mürekkep balı mürekkebi. Şimdi soğan. Arkadaşlar az öz, tadın da kararınca güzel. Zencefil koymayın, zencefil sadece burada aroma versin diyeydi. Ağza gelirse kötü bir tat. Ondan sonra acaba kuskuslarımız var. Balıkları en son sosu bitirdikten sonra içine koyduk değil mi? Evet. Balığımızı koyacağız. Daha sonrasında Hollanda sosumuz. Pürümüzü yakabilir miyiz? Fesleğenlerimizi de kızarttık. Tabağa iyi bakın. Aynısını istiyorum arkadaşlar sizden de. Tabaklama yapmasından daha zor şu an. Arkadaşlar afiyet olsun. Son bir taç. O da kırmızı şerit biber. Bravo. Aynısını istiyorum. O zaman hazır mıyız? Evet. Hazır mısınız gerçekten? Vallahi hazırız. Evet. Vallahi. Yani pek geçenki belki daha kolaydı. Değil mi? Biraz fazla estetik detaylar aldınız inşallah. Tamamdır arkadaşlar. Tabağımız hazır o zaman. Evet. Hadi bakalım herkes tezgahlara tadım ve arkasından dükkanı açıyorsunuz. Buyurun arkadaşlar. Süreniz başladı. Bak üzerindeki yeri al. Alacağım. Buraya tereyağının ayranı kaçmış. Bu neden fokurdanıyor? Sen aşçı değil misin abi? Aynen. Neden aynanın fokurdadığını bilmiyor musun? En önemli şey yapmanız gereken Hollanda sosun güzel kıvamda olması. Ne yapıyorsun ya? Limon istedim. Ben öyle mi yaptım? 5, 4, 3, 2, 1. Tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Ağzım yordu dışındaki yaprak. Ağzım yordu diyen de bir aşçıyı da ilk kez gördüm. Ağzım yerde. Kesik tadı geldi. O belki tavrımın tadı olabilir. Kesik tadı nasıl bir şey abi? Açıklarsan bize. Ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliğe ben sahibim. 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışma. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, gel yanımda çalış. Kesilmiş tat diye bir şey yok. Bunu hocam olsa ona da söylerdim. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek. Vallahi ben anlıyorum. Bence şovu kes Murat. Sevgili yarışmacılar ve canımız, can dostumuz, misafirimiz. Hoş geldin. Tabağımız hazır. Şimdi kimin yarışacağına karar vereceksiniz öncelikle. Süreniz başladı. Buyurun arkadaşlar. Bence hiç zor. Ne yapıyoruz? Merhaba. Yapar mısın? Ben yapmayayım bugün. Sen yapma. Sen bizi yönlendir. Canımsın. Kleopatra'mız bizim. Ne balık yiyorsun?
Ne bakıyorsun? Aytan'ın hangimiz yapalım? Ya, tamam hadi ben yapıyorum. Tintin Şef hem yarışmadan hem de meslek olarak takip ettiğimiz bir şef. Tabakları da gerçekten, imza tabakları da çok güzel. Bugün yine %90 ben yarışım. Arzu. Efendim? Ben yapacağım. Yürüme öyle, ben yapacağım ya. Canım. Ha? Canım, ben yapayım. Yapmak istiyor ama musun? Ama geçen sefer sen Tintin Şef'le yaptın. Bu sefer benim sıram ya, o yüzden. Tamam, sen yap. Tintin Şef'le çalışmadı. Tamam. Daha önceki haftalarda Muhittin Şef gelmişti ama o gün ben yarışmamıştım. Bugün ben yarışacağım çünkü imza tabağını yapmak istiyorum. Bence sen güzel yapıyorsun. Aynen, hiç konuşmayayım. Tamam, sen seviyorsun. Muhittin Şef'e bir kere de ben çalışayım. Hadi sen çalışma, çalışmıştım zaten. İkinci kez geldim. Güzel bir duygu olmuş bu sıra sende. Sıkıntı yok. Muhittin Şef'i çok seviyorum ya. O kadar mutlu oldum ki onun tekrar geldiğini öğrenince. O yüzden de mutlaka ben yarışacağım. Tamam mıyız? Evet. Hadi bakalım. Yeşil takım kim ben yarışıyor? Kadir. Uşağı seni alıyoruz. Kırmızı takım? Tolga. Tolga. Dün de profeydi. Ay Tolga. Ne yapıyor bu? Evet, geçen ortada. Arzu Hanım yapıyor. O takımlarda tek kişi Arzu var galiba. Hanım. Aynı kişiler yarışıyor. Olabilir, onların kararı. Yani bir şey demedim. Tadım için hazırsanız eğer. Hanımefendiyle başlayalım. Buyurun. Kaçın Arzu. Hadi. Yaprağın nasıl piştiğine, oradaki aromalara, lezzetlere, Hollandaise sosun geçişlerine, hepsine iyi dengeli bir şekilde bak. Sos ağır bir sos değil. Çok çektirilmedi. Tuz oranı dengeli. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kadir. Gelecek şef. Hadi bakalım. Evet. Kaç mısın sen? Tolga. Bravo Tolga. Afiyet olsun. Yaşamadı. Anlatılmaz yaşanır. Evet. Peki. Tadımı da bitirdiğinize göre şimdi malzemeleri alma zamanı. Hep beraber markete gidiyorsunuz arkadaşlar. Süreniz başladı. Hadi! Hadi Tolga! Hadi! Aramıyorum seni. Hadi! Eve gelirken ekmek al dedi ya deli. Çağlar eve gelirken ekmek al dedi. Ha buraya koymuşlar. Kuskus mu? Ha. Hadi. Bırak koyayım ya. Tarhımı tam sana doldurduk ya zaten. Arzu tarhını al. Bu kuru tarhım değil mi? Tarhım da işte. Arzu'yu al. Arzu'yu mu? Al. Tarhın. Başka ne malzemem vardı? Yaprağını da hepsini aldın herhalde. Yaprak ayrı ayrı galiba. Değil mi? Ben balığımı alayım ve izinmeden abi. Zencefil unutma. Kadir sen zencefil aldın mı? Aldım abi. Tereyağını da aldım, balığımı da aldım, yumurtamı da aldım. Limonu, sarımsağı, mor soğanı da aldım. Senden biraz zencefil alacağım, bu çok büyük ya. Al al, ben de ikiye böleriz, direkt kullanırız hatta. Başka bir şey yok herhalde. Tarhım var buradan, kuru baharat. Bir de kuskus var değil mi? Evet, kuskus var, tarhım var, şey başka var. Başka bir şey neyi var? Kuru. Balık sizde. Şu ne? Evet, balık suyu var. Balık suyu var.
Yumurta aldınız. Siz yumurta aldın mı? Aldık. Sarımsağı da aldık. Yumurta, kırmızı soğan, limon, zencefil, sarımsak, yaprak, tamam. Tarhun. Tarhun aldık mı? Tarhun verdim ben sana. Evet, sakız. Evet, sakız. O da tamam. O nerede bende? Ha, var. Orada sakız. Koruk. Tamam. Şey, mürekkep masada. Evet. Masada. Bu tamam. Ne? Mikrofiliz masada. Mikrofiliz masada. Balık suyu, tereyağı. Zencefil aldın mı? Bak, sen de orada. Kadir. Aldım. Almıyorum bak. Şurada bak. Tamam, bu kadar. Peki. Önlükler. Şefim, yarışmacılarımız hazır. Tabii ki süreyi bekliyoruz. Bakayım. Hollanda sos dediğin nedir ki? Hadi 45 yapalım. Anlaşıldı. Rahat olsun. Erken bitirirsek bizim olsun. 45. 45 dakika. Okay. Memnun muyuz? Sağ olun. İyi. Güzel. Fazla yeter. O zaman hepinize bol şans. Süreniz başladı. Haydi Tolga! En iyi kayanlar arasında sadece Arzu. Farkındaysanız. Kuskusa sıcak suya koymaya gerek yok değil mi? Kanka ben koymayacağım abi. Zaten şimdi 45 dakika var. Suyu biraz burada çektiririz. O arada kuskuslar pişer diye düşünüyorum. Ama sen kendi bildiğin. Bu hafta Murat kazanırsa bireyseli, hadi ola ki zor ya, çok zor ya kazanması. Milyonda bir ihtimal oldu. Milyonda bir ihtimal. Kazanırsa bence Rümşah'ı alır. Tolga. Murat. Nereden başladın? Önce su koydum Murat. Geçenlerde yabancı bir yemek programı izledim. Adamlar Hollandaise reyhan atıyor. Kadir atar mı? Kadir izlememiştir, o atmaz. O şefin gördüğünü yapar. Sen olsaydın lavanta atar mıydın? Ayten buna lavanta girmez, buna reyhan girer. Tolga, neden kaşıkla zencefili soyuyorsun? Bize açıklar mısın? Kardeşim hem zayi vermiyorsun, hem hızlı, hem pratik. İncecik tamam. Kabuk alıyorsun bir sadece. Bir tane daha zencefilin var mı abi? Yok. Olsaydı Rüşay nasıl soyulduğunu öğretecektim. Sana öğretsin, git bak, bilmiyorsun, soruyorsun. Rüşay bilmiyor mu? Allah'ım yarabbim ya. Heh. Hani kankaydınız, ne oldu? Belki dakikada bitti değilim. Kankalık. Biz kanka değiliz. Biz kanka değiliz. Son 6'ya kalmışım. Ben deminden beri 5 tane kanka duydum ağzınızdan. Kankalar oldu Kurabiye abi. Son 6 ne oğlum? 7 kişiyiz. 7 ne yaptı oğlum? Kimi saymıyorsun? Kimi saymıyorsun? Ayten'i saymıyordur ha. Neyse, biz bir abi edindik ya Çağlar gibi. Gerisi teferruat. Kendimiz oturalım biz de. Şimdi zencefili soyuyorum. Hızlı bir şekilde. Ne yapacağız? Buradan şöyle 2 tane ne yapıyorum ben? Allah'ım ne yapıyorum ben? Şunu aldık, buraya koyduk. Bu da suyumuz, bunu içiyoruz. Burada kalsın. Şimdi aldık böyle zencefili. Kestik mi? Şunu. Sarımsağı ezdik mi? Ezdik. Kabuğunu soyduk mu? Soyduk. Su şimdi kaynadı. Bunun ayranını alıyoruz. Ne yapıyoruz? Klarifiye tereyağı. Yani sade yağ. Böyle hop. Böyle böyle alalım bunları. Altını da kısalım. Zencefillerimiz, her şeyimiz hazır. Şuraya biraz yağ çekeceğiz şimdi. Bir yandan hızlıca mizampilası hazırlayalım. Çok bir şeyimiz kalmıyor zaten. 2 dakikada da balığı sarar kaldırırız. Kolay gelsin. Merhaba şef. Nasılsınız? İyi. Bak, üzerindeki yeri al. Alacağım. Buraya tereyağının ayranı kaçmış. Ayranı kaçmış. Biraz ayranlı olsun dedim. Türk imzası gibi bir şey. İmzaya gerek yok. Tek imza var benim zaten. Benim tabağım. Doğru. Heh. Türk mutfağından. Evet.
köpükleri al. Alacağım şef birazdan. Şu balıkları sarıp onun köpüğünü alıp başlayacağım. Güzel sardım. Tereyağımız oldu mu? Şef tereyağı oldu, hazır. Yapraklar çok küçük şef. Biraz. Sen 2-3 ama dikkat et bak, çok kat yaparsan yok, çok kat sıkıntı. Yapmıyor. Kapatmıyor şef. Kapatacağı kadarını ayarlıyorum. Göstereyim mi bakayım? Tamam, kesiyor musun? Kestim aynen. Süper. Tamam. Şey düzledim, fazlalığını aldım. Soğan nerede? Soğan mı? Soğan aldım ya burada. Ha burada mı? Okey. Yani biraz şey çevireyim. Ha, tamam tamam. Soğan arama vermiyor mu? Yok, verecek ya şef ama biraz bunları çevireyim, soğan dağılmasın diye. Ben zencefili koydum mu ya? Evet, koymadınız mı? Tereyağı mı o? Aha. Zencefil dikkat et. Tam zencefili koydunuz ama sarımsak koymadınız mı? Ben bilmiyorum. Aldım abi hemen. Alma, direkt bence şu an devam edebilirsin. Şef bak daha yağ yeni ısınıyor. Tamam, ben bilmiyorum. Tamam, hallediyorum hemen ben de. Ben yanımda bütün gün durdun. Nasıl yaptığımı görmüşsündür. Şu an sarımsak yanmaya başlayacak. Yanmaz şef. Bir tabir var biliyor musun? Yanmaz iyi pişer. Yanmaz. Yanmaz iyi pişer. Mutfakta. Güzel, güzel. Kadir süper. Güzel gidiyoruz. Açabilir miyim? Açın şef. Kapattım altını zaten. Gerisini sosun içinde devam edeceğim. Kadir dikkat et. Diriliğine mi? Ardante olmasın. Biraz daha pişsin içine. Bence biraz daha aynen. Güzel. Ben soğanı koyarken nasıl koyduğuma dikkat ettiniz mi? Evet. Tamam. Öyle istiyorum. Parça parça değil de. Bütündü. Oo, ne oluyor? Kızartma mı yapıyorsun? Bak. Kadir, tereyağı yanıyor, yanıyor. Kadir çok güzel gidiyor. Tereyağı yanıyor. Arzu yanıyormuş. Yanmıyor hiçbir şey. Benim motivasyonumu bozmaya çalışıyorum. Zencefili ben attım mı ya? Attınız. Emin misin? Eminim %100. Yazdım göreceğiz. Çünkü bakın. Göreceğiz. Listede. Bakıyorum. Lütfen. Ya ne yaptın sen? Evet arkadaşlar, balık ayıklamayı çok iyi biliyorum dedi. Ama bakıyorum ki birazcık zayi vermişiz. Yo, bunları mahsus kestim. Niye önce yaptın? Bari sosun içine at da arama katsın. Hadi doğru diyorsunuz. Bunlar çok ben yağlı diye. Lütfen. Çok yağlı diye. Üstelerden balığın bunu şeyini at onu da. Teşekkür. Balık suyu yapıyorsun işte. Ha, balık suyumuz var ya. Güzel, tamam. Bak çok kalın yaparsan. Benim balıklar kalın. Şefim. İnceltelim. Şef siz yapın. İnceltelim mi? Yok ben diyorsunuz. Yapmayayım. Ben herkese daha demin sana da birazcık söyledim ne yapman gerektiğini ama. Lütfen. Çok kalın yapma. İncelteyim mi bunu? Yok onu inceltmeye gerek yok. Şeyi kalın yapma. Yaprakları. Yaprağı kalın yaparsan. İki tane yaprak. Tamam. Şimdi katlayacaksın ya. Anladım. Bravo. Bravo. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Kanka şu an her şeyimi yaptım diyebilirim. Sen niye somonu içine attın? Balık lezzeti gelsin diye. Bak abi sen harbiden zeki adamsın ha. Ben de olsaydım öyle yapardım. Çünkü bu balık zaten fazla. Arama çalsın diye atmış adam. Oo. Hollandezi nerede? Ne güzel ya. Hollandezi yapıyorum daha yapmadım. Yapmadın mı? Yağım hazır. Şuna bakabilir miyim abi? Bir göstersene. Biraz su vereceğim. Çok ağır oluyor. Dur. Gösterirken bir de karabiberlerini atayım. At. İnce sardık. Çok güzel sarmış. Gerçekten. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum abi. Sağ ol vallahi. Vallahi bak. Teşekkür ben ederim kardeşim. Çok güzel hızlı ilerlemişsin. Yalaka yalaka. Kafayla ilgili değil. Bak şimdi geliyor izle şimdi. Yalaka olduğunu. Gayet güzel gidiyorsun. Bu neden fokurdamıyor? Sen sor diye. Yalaka olduğunu neden anlıyorsun? Sen sor diye. Bu neden fokurdamıyor? Murat az önce Tolga abiye gösterdiğin ilginin %1'ini buraya göstermiyorsun. Bu neden fokurdamıyor? Sadece hadi. Soru sormaya geliyorsun. Onunki niye fokur? Aynı anda başlamadın mı? Sen aşçı değil misin abi? Aynı neden aynının fokurdadığını bilmiyor musun? Hadi, aynı anda başladık. Bir şey söyleyeceğim. O farklı işlemlerle yapıyor. Nasıl ben farklı işlemlerle başladım. Senin işlemin anlat bana işte. Abi ben önce tereyağının kuskusu koydum. Balıklarımı ondan önce sardım. O ilk başta sosunu koydu. O yüzden onunki ilk başta fokurduyor. Ama onun kuskusu da içinde. E tamam o zaman içinde açacak çünkü. En son atıyor. Tamam sen niye içinde açtın? Çünkü ben öyle tercih ettim Murat. Ama bu niye şu an fokurdamıyor Kadir? Sen sor diye. Ha? Sen sor diye. Murat. Bunun fokurdaması lazım şu an. Bakayım nasıl sardım gösterebilir misin? Çok güzel sardın. Sen böyle saramazsın. Elinle gösterebilir sen misin? Sen böyle saramazsın. Sen bir sus. Balık açmayı bilmiyorsun. Sen bir sus diyemezsin. Balık açmayı bilmiyorsun. Konuşma. Sus diyemezsin. Susar mısın? Balık açmayı önce bir konuşmayı öğren.
Ben gayet güzel konuşuyorum biraz zaten. Biraz kibar konuş. Balık açmayı bilmiyorsun. Konuşma. Argoca mı bir şey? Sus. Ama benim elimi almamı neden istiyorsun? Şey lütfen içinden geçeni söyle. Ne? Ellerim titriyor diye elimi almamı istiyorsun. Göstersene şey. Al abi. Acitasyon oynama. Ha. Göster. Altı arkasını göster ha. Bana. Bakayım. Ha. Şey yandan gibi. Patlamış kanka. Patlamayacak ama piştiği zaman. Murat, bir de şuna bakabilir miyim? Konuşma. Şuna bakabilir miyim? Evet, iki dakika mı aldın ya? Al bak. Murat hadi git ya Allah aşkına. Güzel sarmışsın Kadir. Sağ ol. Kadir şunu bak istiyorsun. İlk başta ellerim titriyor değil abi de. Kalbini biliyorum ben bunu. Eğer ben öyle bir şey düşünürsem. Yemin ediyorum kalbini biliyorum seni. Öyle bir şey düşün. Sana da ben balığını bakabilir miyim dedim mi demedim. Dedin abi. Kardeşim de küçük mühendis tenceresi yok mu ya? Yok abi ya. Bunları ne zaman açacağım? Kaynasın abi biraz. Sıralamayı izledik. Bir şey söyleyeceğim. Zaten efendim? Aroma vermiyor mu bu? Daha veriyor çok kaynarsa abi. Daha çok aroma verir. Tamam doğru. Kaynadıktan sonra atmak istiyorum. Ben şefin yaptığı adımların aynısını yapmak istiyorum bu. İzin verirsen eğer. Şef belki bir şey eksik kattı. Nereden biliyorsunuz abi? O da onun bileceği iş. Bak Arzu da balık atmış. Abi açık açık söylüyorum. Arzu derisini atmış. Bak balıktan da parçalar atmış. Tolga da atmış. Bu çocuk atmamış. Ya kafa. Onun şef geldi söyledi. Bu ona kafa. Bak yetenek. Bak deneyim. Bakın nasıl fokur diyor. 12'de fokur diyor. Bununki fokur diyor. Daha yeni fokurdamaya başladı. Neden biliyor musunuz? Arzu tavaya bakınca kendisini görüyor. Ama bunlar bir tek kalın olmamış mı Arzucuğum? Canım. Kalın olmamış mı bunlar? Benim balık kalındı. İnceltip çektim vazgeçtim. Böyle olacak. Kuskusu ne zaman atacaksın? Şimdi atıyorum. Bak kazayınları bile almış. Daha başlamamış. Deneyim işte. Yılların verdiği bir deneyim. Ben şansa inanmam. Bu yüzden Arzu. Bu yüzden Arzu tutuyorum. Evet. Abi süper ilerliyorsun. Güzel çıtırda. Biz iyiyiz. 10 numarayız Arzu. Bak. Görüyor musun abi? Bitti. O zaman Ruşa bir kahve hazırlasın içelim. Ha? Değil mi? Hazırlattın mı? Hazırlattım. İçelim. Ruşa. Ruşa. Kahve hazırla da içelim. Sen gel hazırla. Hadi. Ya sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Hep o bana hazırlıyor yemin ederim. Sen kimsin benimle biraz konuşuyorsun böyle? İyice moda girdi ya. Hassiz. Ruşa'nın en sevdiği cümlesi. Birbirini bulmuşlar yani. Sen asıl Arzu ile birbirini bulmuşsun. Aynı bak Arzu, Arzu bitirdi. Siz ne yaptınız? Aferin bravo. Hollandez de hazır. Bravo. Tebrik ederim. Arzu. Canım. 10 numarası. Sağ ol canım. Ben seni tutuyorum. Gerçekten. Birinci sensin, ikinci Tolga. Sağ olasın. Allah razı olsun. Tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Ağzım yordu dışındaki yaprak. Ağzım yordu diyen de bir aşçıyı da ilk kez gördüm. Ağzım yerde. Kesik tadı geldi. O belki tavrım tadı olabilir. Kesik tadı nasıl bir şey abi? Açıklarsan bize. Ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliğe ben sahibim. 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışma. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, gel yanımda çalış. Kesilmiş tat diye bir şey yok. Bunu hocam olsa ona da söylerdim. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek. Vallahi ben anlıyorum. Bence şovu kes Murat. Oo, görünüşe göre her şey bitti gözüküyor. Aynen. Ne güzel yapmışsın. Soğan da nerede? Ne? Soğan nerede? Soğan altın üstüne koydum. Evet, söyle yaptınız ya. Süper, bravo. Ama yok, bu başlayacağım ben. Mı? Evet, tamam. Şimdi. Güzel. Böyle. Bak tabak. Aferin. İşte bir aşçı böyle çalışmalı. Yazarak. Çok güzel. Her şeyi yazmışsın. Tabağı da kafanda yaratmışsın. Değil mi? Sonuç? Sonucu çıkaracağız, bakacağız şimdi. Bakalım.
Güzel gidiyorsun Kadir'cim, sakin ol. Oo, burada vukuat var galiba ya. Herkes burada. Ben destek veriyorum çünkü çok rüzgar var. Buraya balığından da alır ki aroma versin diye. Tuz atma sakın. Yok ya. Şey, hadi su dök hatta şeyi, bak da tuzuna. O şey şef öyle yaptı çünkü tuzu biraz fazlaydı. Çok güzel gözüküyor, ellerine sağlık. Aman yakma. Haydi. Harikasın. Balık parçaları da atmış şef bak. Valla balık güzel parçaları atarsanız iyi olur. Yani, aroma vereceksin. Bravo. Aroma. Yani sonuçta biz balık suyu elde etmeye çalışıyoruz. Evet. Güzel olur. Oo bak. Balıklar güzel kızarmış. Beğendim. Eyvallah şef. Beğendim. Sosun çok güzel. Şefim aroması güzel da çok geliyor, güzel. Kokusu da, evet. Benimki zaten tattım biliyorsun. Hala boğazımda böyle güzel. Güzel. Sosla bağlıyoruz yavaş yavaş, acele etmeden. Dakikam var aynı. Yani şey, her şey anlık çıksın tabak. Bravo. Sıcacık olsun. Öyle olması lazım zaten. Yani, bu adama gelip üzerine de şey söyleyeyim ki bu adama. Değil mi? Neyse adam ne yapmış ya. Adam yapmış. Sadece şunu derim. Eline sağlık kardeşim, kolay gelsin. Abi ben gidiyorum. Bu kadar yani. Teşekkür ederim şef. Tamam güzel. Yanında da kızarmışsın. Süper. Sos çekiyor güzel. Şef çekti aslında da demden çok da çektirmemiş. Aynen bence bırak. Aynen. Balık nerede? Yaptın balık balığı. Balık hazır. Tamam balığı da en son böyle. Aynen üstüne koyacağım. Aynen. Vallahi şu an en önemli şey yapmanız gereken Hollandaise sosun güzel kıvamda olması. Kesmemesi. En iyi arkadaşım, kolay gelsin. En iyi arkadaşım, nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Nasıl oldu? Haşlıyor musun? Şeyleri koydun mu? Hepsi bitti. Bir tek Hollandaise sosum kaldı. Ayten abla. Efendim? Hem oradasın hem buradasın. Evet. Altı bak su kaynamasın. En iyi arkadaşım ne yapıyor? Su kaynamasın, kapa. Kaynayan su da olmaz. Benden daha iyi biliyorsun. Sen bir şey demedin mi? Dedin ya. Ne zaman? Ekmeğini dik yiyorum dedin. Ekmeğini mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hollandaise sostan okulda iki defa kaldım, üçüncü kere verdim. İki defa kaldın. Üçüncüye kaldın mı? Yok artık, üçüncüye kalınca okuldan atıyorlar. Dördüncüye bugün göreceğiz. Üçüncüyü yaptım, bu da dördüncü yapışım çünkü ondan sonra hiç yapmadım bir daha. Küçmüştüm Hollandaise sosu. Yani Hollandaise sos, evet biraz meşakkatli, zor. Abi çağır, ekip arkadaşın yok mu? Tek başına dev kadro musun? Murat, kolu ağrıdı. Yapamıyoruz ya. Kol mu lazım? Kolum patin benim, o yüzden. Ben yardım edeyim diyeceğim ama işte. Elim değerli, lezzet geliyor. Doğru diyorsun sen. Şef neden kolu ağrıyor biliyor musun? Çünkü böyle çırpıyor. Şöyle çırpsaydı kolu ağrımayacak. Bilekten çırpacağım. Bilekten. Koldan değil. Doğru söylüyor. Bilekten. Bilek oynayacağım. Okulda bunu öğretmeyeceğim. Hayır kolunu yapma zaten. Bileğini tut şöyle ya. Bilekten. Bilek. Şimdi buradan buraya kadar bir patin var. Bir saniye. Çırpılmıyor. Tamam hiç gerek yok. Ha söyle. Bak bilekten. Hayır bileği. Ben bileğimi oynatıyorum. Bırak. Oriental yapıyorsun şu an sen. Hayır. Sabit. Heh. Kadir gibi. Balığımızı yaptık. Kızarttık düzgünce. Hollandaise'i de pişireceğiz. Her şey hazır. Şu anda yumurtanın sarısını pişireceğiz. Yumurtanın sarısı pişince sadece içine yağ verip bağlayacağız. İşlem bitiyor. Bak şimdi Rüşa, bu yumurtanın sarısı. Aa. Evet bak gördün mü kıvamını? Bravo, güzel ha? Yapıyorsun. Niye bu kapağını kapatmıyorsun? Niye kapatayım? Bu da kız çok şey oldu bu. Bak ay ay ay. Rüşa sen yarışsaydın o zaman. Niye yarışmadın? Kadir yarışmak istedi. Dün de Kadir yarıştı. Kadir yarışmak istedi. Sen yarışacaksın mı bu ara? Ya yarışacağım yani yarışacağım. İnşallah. Niye, ne oldu, hayırdır? Ne bileyim. Yardım edeyim mi? Yok canım, teşekkür ederim. Yapabilir misin? Yaparız vallahi. Allah'ın izniyle. Niye yapmayalım? Bak yağımızı alalım önce. Evet, şöyle. O. Şey taraflarından. Niye balığını atmadın şeye, sosuna? Rüşa daha vakit var herkes ya canım. Herkes atmış, sen atmıyorsun. Ama daha vakit var. O balık zaten 5 dakika duracak şeyde. Sen bilirsin. Bak yardım edeyim istiyorsan. Yok canım, gerek vallahi yok. Vallahi gerek yok. Yani yanımda durup kalabalık bile yapabilirsin. Hiç dokunma. Kesilmesin. Yok kesilmez. Kesiliyor canım. Sanki. Kesilmez bırak. Kesilecek gibi. Sen kesilmesinin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Yok bilmiyorum canım. Ben hayatımda yapmadım. Yani o zaman bir şey diyemem. Arzu. Limon zest at. Daha değil. Bolivya'nın başkentinde buna reyhan atıyorlar normalde de.
Şimdi atar şef kızar mızar, onu şey yapamayız, risk atamayız. O yüzden zest atacağız. Şu limon zesti de vallahi garsonum adı altına ben koydum. İkinci çıkana kadar şeyi bende. Ne derler ona, tescili mi? Şef Ali de almış ya, patenti bende. Birisi yazsın, ne yapıyorum görsün. Çağlar abi, bir terimi siler misin senden rica etsem? Terimi. Rüşah, sen de benim terimi sil, gel. Hadi gel. Terimi siler misin? Siler misin? Hadi Rüşah ya. Hadi lütfen ya. Tamam, lütfen dediğim için siliyorum. Farkında düzelteyim hadi. Eyvallah, sağ olasın. Aferin Rüşah. Ben yap diyeceğim, sen yapacaksın. Rüşah, fesleğenler uçtu, dur. Yapacak bir şey yok. Uçurmasaydın. Abla. Canım. Çok güzel zest atıyorsun. Teknik. Senden öğrendim. Bir teknik. Murat'tan öğrendim o zesti atmayı. Böyle pıt pıt. Tamam. Takım arkadaşım hiçbir şekilde kibirli değil. Açık açık her şeyi söyler. Kötüyse kötü der. Bu yüzden takım arkadaşımı seviyorum. Bilek çalışıyoruz bugün. Gidiyorduk. Kendine bilek çalış. Hollandaise sosu olmuş mu Murat'cığım? Daha demin Bolivya diyordun, o diyordun, bu diyordun. Buna biraz daha limon suyu atabilir miyim? Bu Hollandaise şu an iyi bir Hollandaise değil. Ama olacak. Bakacağız. Ayarlayacağız şöyle. Sonuç önemli. Ne yapıyorsun ya? Limon istedim. Ben öyle mi yaptım? Yok ama tadına göre. Sen diyorsun ki ben birazcık böyle... Yok yok, tadına göre atıyorum. Tadına göre, ha, tamam. Fransa'da böyle oluyormuş şef. Sürekli çırpacaksın, pişmeyecek mi burada? Evet, Tintin şefim geldi. O zaman... Ben gidiyorum. Ah, güzel. Efsane, efsane. Çok güzel abi. Şefim, ellerinize sağlık. Sos ben... güzel gidiyor şu an. Tam böyle bir kıvamı yakalamışım. Tereyağını verdin mi sen? Şimdi vereceğim. Süpersin. Az güzel. Kaldı. Biraz daha çırpayım. Kullanmadıklarımı da kaldırayım tezgahtan. Tezgahım temiz olsun şef gelir. Pardon, şef geldi mi? Normalde ne yaparlar biliyor musun? Ne yaparlar şef? Sosun iyi olup olmadığını anlamak için. Kaşığın arkasıyla, şimdi temiz bir kaşığın arkasına vururlar. Böyle sos burada kalırsa sos kıvam almıştır. Bakalım mı şef? Ben bilmem. Bakmak istiyorsanız ama Ayten abla neredesin? Geleyim mi? Yok, gelme. Bakacağım mı? Bakalım mı şef? Bak bakalım. Ama şef şimdi yöntemi siz biliyorsunuz. Yok, ya. Yok, ben karışmıyorum. Bunu... Ben göstermiyorum. Kaşığın arkasını... Kaşığın arkasıyla böyle kaldır. Niye çevirdin abi? Hayır. Olmuş. Teşekkür ederim şef. Bir de bak biliyorsun. Tereyağı bekledikçe... Donacak. Yani koyulaşmaya başlayacak. Onun için güzel, kıvam güzel. Balıka nerede? Ne yaptın? Şef şimdi son aşamada koyacağım. Çok tamam. Fazla kurutmayayım. Tamam. Arkadaşlar tezgahlarınızı temiz tutun lütfen. Başından beri şef. Son 8 dakika tabaklama dahil. Soslarınıza dikkat edin. Balığı çok pişirmeyin. Üzeri niye kızarmadı? Tersini çevir bakayım. Yok, ben bilmem. Benimki yer üzeri nasıldı? Ters çevir. Kızarmıştı iki tarafı da. Sence kızarmış mı yoksa yaprak aynı şekil mi duruyor? Yok, aynı şekil durmuyor, kızarmış. Ay, Ayten diyeceğim gene ya. Arzu Hanım nasıl kızarmış? Ben hiç kızarmış görmüyorum. Buhar kabarttı. Rica ediyorum bak, kızarmış mı? Bence yaprak aynı duruyor. Kızma bana. Yok kızma. Ama ben doğruyu söylüyorum. Şu an herkesin yaprağına git bence bir tur at sen. Nerede hata yaptım? Ben bunu nasıl şu an toparlarım? Ben toparlıyorum. Heh, onu düşün. Ok. Bravo. Ok. Son 5 dakika. Vallahi güzel. Eminim. Kokusu çok güzel çünkü. İşte o tabağa koy, o tabağa koy. Ha? O tabağa koy bence. 5. Ne diyorsun? Sos. Ayten abla.
Ha sen onun hangisini mi dedin? Güzel güzel o. İkisi de güzel bence. İkisi de birbirinden güzel. Abi sosum akıyor. Hemen şefin tabağını yakıp vereyim mi abi? Akmadan. Al kardeşim. Söndürme hiç. Son bir dakika. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Kadir! Aslan Kadir! Bravo Tolga! Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Tezgahlarınızı toplayın arkadaşlar. Tabak şefin imza tabağı ise yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Ağzım yordu dışındaki yaprak. Ağzım yordu diyen de bir aşçıyı da ilk kez gördüm. Ağzım yerde. Kesik tadı geldi. O belki tavrım tadı olabilir. Kesik tadı nasıl bir şey abi? Açıklarsan bize. Ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliğe ben sahibim. 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışma. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, gel yanımda çalış. Kesilmiş tat diye bir şey yok. Bunu hocam olsa ona da söylerdim. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek. Vallahi ben anlıyorum. Bence şovu kes Murat. Tabaklarınızı hazırladınız. Yarışmacı arkadaşlarınız şimdi tadıma başlayacaklar. Herkes hazırsa o zaman... İlk olarak kırmızı takımla başlayalım. Buyurun. Oh, kalabalık olan sizsiniz. Buyurun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Öykü Hanım, bunu... Bugünlük. Yok, maalesef. Buyur o zaman. Vay be, esprimi başkalarıyla da mı yapacağız? Yat, yat, boş. Bugün nerede mi göreceğiz? Elinize sağlık. Yeşil takım, Ruşa. Kırmızı
Eline sağlık. Afiyet olsun. Hepsini yiyebilirsin. Hepsi benim parçam. Mi? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eline sağlık. Ve bu ortak. Afiyet olsun. Şefin tabağını hazırlayabilirsiniz. Bu arada sizler de puanlamanızı yapın lütfen. Yarıştı bizden güzel bir tabak çıkarttı. Tadına bakamadık tabii ki ama Arzu'nun tabağı gerçekten güzeldi. Arzu'yla itişsek de kakışsak da hep söylediğim şey hak eden hak ettiğini veriyoruz. Tadıma hazır mısınız? Evet. O zaman alkışlarla şefim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nereden başlamak isterseniz buyurun. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Hanımefendilerden başlayalım. Evet, hanımefendiden başlayalım. Arzu Hanım mor takım olarak geliyor şu an. Kendinden emin bir şekilde geldin. Maalesef benim de kötü tarafım o. Kendinden çok eminim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Huyum kurusun. Teşekkürler. Alabilirsin Arzu. Ellerine sağlık. Evet. Kadir seni alabiliriz. Alkışları alalım. Teşekkür ederim. Tolga seni alalım bakalım. Alkışlar alalım. Haydi Tolga. Tolga. Takım çok iddialı bakalım. Her zaman. Arkada böyle uğultular var.
Teşekkür ederim. Ben biraz düşünmem lazım. Tabii. Tabaklar yakın mı? Küçük nüanslar var. Onun için birazcık kafamı yormam lazım. Kusura bakmayın. Tamam. Bir düşünmem lazım. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Peki, o zaman önce yorum, sonra puan lütfen. Şimdi öncelikle Tolga'dan başlayayım. Tolga, tabağın sunumu çok güzel olmuş. Sunumu bayağı başarılı buldum. Ama alttaki yapmış olduğumuz buğulamanın sosuna baktığında bir yağ kusması vardı. Fark ettin mi onu? Üzerine ve hatta yağlar çıkmış. Şef, balıktan o şeyde zeytinyağında sotelediğim balığın yağı değil mi? Siz normalde onu almamız lazım. Bende var mıydı? Peçetede beklettim. Ama işte sosta yağ vardı. Yağ dışarı çıkmıştı. Lezzet vurmuyordu abi ya. Hani istediğim o şeyleri alamamıştım. Aradığım lezzeti bulamadım, öyle söyleyeyim sana. Doğru söylemek gerekirse benim sana puanım 7. Arzu Hanım'a geçmek istiyorum. Arzu Hanım, son anda yapmış olduğum manevrayla bence orada kendini kurtardın. Öyle söyleyeyim. Sayenizde şey. Sayemde değil. Sonuçta herkese burada aynı şekilde yorumlar yaptım. Sunumun iyiydi. Sunumun benimki de aynıydı. Yemeğin uyumu çok güzeldi. Teşekkür ederim. Benimkine gerçekten yakın bir şey yapmışım. Beğendim. Yaprakta bir geçişte bir sıkıntı vardı ama pişmişti. Hani biraz böyle erken alsam mesela çok büyük not kırabilirdim. Ama tabağı beğendim. Benim sana puanım 8. Kadir'e gelmek istiyorum. Zaten sen kaldın. Kadir, sunumun çok güzeldi. Herkes sunumu başarılı yapmış zaten. Sunum puanın çoğunu zaten sunumdan verdim. Evet. Solenin sosta hatta sana da söyledim. Ama sen orada dengelemişsin. Tarhunu çok koymuşsun. Bildiğin Hollandaise sosu tarhun almıştı. En hani yemeğin hepsinde tarhun. Biraz yani, daha koydum hatta. İşte çok koymuşsun. Tadı gel. Şimdi tattığımda inan, yani bilmiyorum sen sonra tadına bakar, hep tarhun yedim. Hani yemeğin tüm her şey dağılmış ve tarhun tadı kalmıştı. Gerçekten çok güzel, başarılı bir şey yapmışsın. Ama orada tarhun seni bitirdi gibi bir şey oldu birazcık. En son biraz daha ekledim. İşte orada yaptım o hata. Baktım tadına bir daha koydum. Şimdi tarhunun sıkıntısı şu, orada da söyledim. Tarhun bekledikçe yoğunlaşan bir aroması var. Keşke koymasaydın. Bence birinci olabilirdin şu anki durumda ama benim sana puanım 6. Teşekkürler. Murat gel. Bir heyecandan Murat. Şimdi açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar çok güzel tabak yapmışsınız. Tabak prezentasyonu herkesin güzel. Geçişlerde sıkıntı yaşanmış. Ama dediğim gibi bazı şeyler vardır. Küçük bir dokunuşla tabağı öldürebilirsin onunla. Sonuç olarak baktığımda herkes sunumumu yapabilmiş. Zaten kolay bir tabak yaptım. Ama sadece burada geçişlerimiz çok önemliydi. Geçişlerdeki sıkıntılar zaten olabilecek olağanüstü şeyler. Tarhunun çok konması olabilirdi. Ve bunu bir arkadaşımız başarabildi. Bu da çok büyük bir puan kaybı oldu. Daha sonrasında yaprağın pişmemiş gibi bir durumu olabilirdi. Ama orada da kimseden not kıramadım çünkü her gün güzel pişirmiş. Somonda hiçbir sıkıntı yoktu. Sonuç olarak Arzu Hanım bugün benden iyi notunu aldı. O da mesela tarhun. Çok dengeli kullanmamız gereken bir şey. Evet. Tarhun öne geçmiş. Sende de gerekeni söyledim. Seninki yağ kusmuştu. Hanımefendininki güzeldi. Açık ve net söylemek gerekirse. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ederim. Hiç beklemiyordum da. Nasıl yani? Nasıl yani? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Teşekkür. Var mı detay sormak istediğin? Burada şef çünkü sunumdan ayrı. Hangi kalemlerde verdiniz? Sunum, lezzet. Sunum, lezzet. Evet. Ve sosla ilgili. Soslarla ilgili geçişler. Ayrı kalem evet. Var. Kendimi üçe böldüm. Zaten bunu kendime saklayacağım. Üçe böldüm. Sormak istediğiniz var ise. O niye böyle? Şu niye böyle oldu? Acaba haksızlık mı yaptınız? İşte ben inanın hakkaniyetli bir insanım. Kimsenin hakkını yemem. Puan dışında sorabilir miyiz? Haydi sor. Puanı etki levrekle etmeyecek. Levrekle yapılır mı bu? Tabii ki. Levrek de olur. Balıklar da olur.
Var mı soru? Balık pişiminde hepinizi güzel yakalamışsınız. Balığın pişiminde hiçbir sorun yoktu arkadaşlar. Çok güzeldi. Şef ama 3 dakika 4 dakika pişiren biben vardım ya. Ama bak onun somonu kalındı, senin inceydi. Onunki kalındı mesela. Şimdi herkesinki farkı, o mesela çok bekletti o da. Sonradan ekledi. Ben hepinizi izledim. Ama lezzet vurduğumuzda zaten şu an prezentasyonda herkes yapmış sunumda. Lezzette öne geçen taraf hanımefendi oldu. Ellerine sağlık. Nacizane. Tamam ya. Kusura bakmayın şefim. Yani böyle hesap sorar gibi oluyor ama yani yok, bizimkiler böyle. Hiç sıkıntı böyle değil. Hiç sıkıntı değil. Sonuna doğru bazı şeflerimizle sorun yaşıyoruz çünkü haklı olarak doğal olarak bir imza doğrudur tabakla geliniyor. Ve yani, bir de sana mı anlatacağım? Değil mi? Haliyle doğal olarak. Ama işte bizi tutamıyoruz. Soruyorlar. Hiç sorun değil ama dediğim gibi yani sonuçta bir şef tabak yapıyorsa burada. O tabak şefin imza tabağıysa yorum hiçbir şekilde katmaya gerek yok arkadaşlar. Biz yorum aramıyoruz zaten. Şef zaten yorumunu yapmış. Tabağın aynısını istiyor. Ama oradaki dediğim gibi nüanslar çok önemli. Hani örnek veriyorum, tereyağını çok koyarsın, asitini az koyarsın. O zaman gene tabak darma duman olabilir. O yüzden tahrun yani çok en önemli aslında ayrıntı tahrundu burada. Tadına da baktım, gelmedi, bir daha koydum sonra. İşte koymasaymışım bence olayı bitirirdin. Allah ya. Geçmiş olsun. Olsun. Geçmiş olsun. Bir daha görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Hoşçakalın. Alkışlarla uğurluyoruz. Muhittin Şef eğer tarhunu az koymuş olsaydım birinci olacağımı söyledi. Bence bu yorum onların hepsine yeter. Olabilir. Mutfakta küçük hatalar bazen tabağı mahvedebilir. Ben bugün o küçük hatalardan birini yaptım. Tabağı mahvettim. Ama genel olarak çalışmamdan çok memnunum. Evet, herkesin memnun olduğu bir puanlamaydı galiba. Değil acaba mi? Evet. Acaba? Tolga. Tolga biraz sıkıntılı. Şef nerede şef? O şef. İyi ki şef gitti. Yani genel beklenti şef aslında senin yüksek puan alman yönündeydi. Tadımlardan gelip burada yapılan yorumlara bakacak olursak eğer. Ama sonucumuz öyle olmadı. Ya neden? Yemekte kullandığımız bir yağ yoktu. Ha. Yemek istiyorum şef gittiyse. Evet. Gitti, gitti. Şef gitti. Yemekte kullandığım bir yağ yoktu ama herkesten farklı olarak yaptığım bir şey vardı. Neydi Çağlar? Suyunda ne kullandı? Suyuna balık koymuştu da. Balık koymuştu. O üzerine çıkacak kadar bir yağ yapmaz. Çıkmazdı diyorsun. Şef nerede gördü ya, ben de anlamadım yani. Biz de baktık tabağa. Herkes Allah yok. Allah. Farklı olarak değil, onu ben de koydum ya. Yeşil takımla başlayalım. Şeften 6 puan aldınız. Günün en düşük puanı. Kırmızı takım kaç puan verdi? Yeşil takım ama. Evet. 7 puan mı? 7. Verdik. Yani şefe yakın, şeften bir puan fazla. Var mı sorunuz? Neyden kırmışlar? Önemli. Şuradan kırdım, kırdık. Peki şefin neden kırdığına dair tatmin oldun mu önce onu söyle. 6 puan, evet. Tamamsın yani. O zaman bakalım kesinlikle devam aynı edelim. Sosta kesik zaten tadı aldım. Ve bol tahrun. Yok tahrun, ben çok tahrun daha önce tüketmedim. Hani bu yarışmada ikinci kez tahrun tüketiyorum. Azını o, çoğunu bilemem diyor. Onu ayırt edemedi herhalde beynim. Duymuyorum. Ama kesik tadı geldi. O belki tahrunun tadı olabilir. Bir de dedim ya, bağlarken erken aldın sirkeyle, çok fazla karıştırmadan aldın. Onun da etkisi de olabilir aslında. Yani kısa süre sirkeyle çırptın, ben Maria aldın. Bence orada aslında bir pişirmeyi başlattın orada inceden. Aslında neden oldu biliyor musun? Sos aslında İkinci gayet yumurta ekledin ya, hatırlıyor musun? Evet. Orada 10 saniye orada falan çırptın, çırpıp ben Maria aldın. Onun ama etkisi olabilir. Orada homojen olduğunu gördüm ama kesik olmadı. Çünkü ben o sosu koyarken Tolga abi pürmüzü ekliyordu, yayıldı. Aldığın yaktan tat kesik tadı gibiydi. Demek ki tarhunun tadı olabilir. Aynen olabilir. Yani sosta bir sıkıntım aynen vardı. İki. Tabii Murat. Yaprağın çiğdi. Konuşmamız. Söyle söyle. Kesik tadı nasıl bir şey abi, açıklarsan bize. Aynen. Kesik incelik. Kardeşim ekşiyor tadı biraz daha. Limona benzemeyen bir ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zestinin o taneleri olabilir. Limon zesti ayırabilecek mesleki yeterliğe ben sahibim. Yani 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye neyse, çalışma. Neyse gastronomi dalına kesik tadını da koyduğun için teşekkürler. Yeni bir şey kattın. Güzel bir şey eklemiş. Kesik tadını ben duymadıysan diyorum eğer, bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak. Eğer, gel yanımda kesik çalış. Kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. Bence buyur o zaman. Ve açlığı bırakacağım. Kesik tadı varsa kesik ben masa başı iş bulacağım kendime. Herhangi bir kesik bir şeyi peki, ağzından gözünle hiç görmedin. Kesik tadı da belki bu vardır. Teknik bir terim değildir kardeşim kesik tadı yani. Sen neyi kovalıyorsun ki şu an, anlamadım ben seni. Bence çorba şovu kes Murat. Murat şov beni değil, dinle. Ben gerçekleri ben kal, söylüyorum. Gel. Tam sende. Bak 3 gün sonra iş dilenirsin piyasada. Ben sana söyleyeyim. Bu yüzden sakin. İşi bilen insanlara karşı böyle konuşmaları bırak. Gerek ben bu yaşıma kadar kesik tadını literatüre ben sokmadım. Kesik tadı genel bir tabirdir. Yok, bunu hocam olsa ona da söylerdim zaten. Bir şeyin kesik olduğunu nasıl anlarsın Murat? Yok. Kesilmiş dersin ama kesik tadı diye bir şey yok. Kesilmiş tat diye bir şey yok yani. Bu gastronomi bilim dalında hiç sadece bir şey görüp yok yani anlayabiliyorsun. He? Öyle mi? Gözünü kapatsan ve kesik bir şeyi yesen
Kesildiğini anlamayacaksın Murat, yani. Kesik olduğunu anlayamazsın. Ayrışır ya. Evet. Abi kesilmiş tat ya. Diye bir şey yok ya. Kardeşim tatlar da ayrışıyor ya. Atıyorum süt kesildi. Ay şey bir yere gitti. Posası bir yere gitti. Hani oluyor ya kesik. Şunu anlayamadım. Ya avcarlamak diye bir şey var. Kullanıyorsunuz da orada sıkıntı olmuyor da. Kesik. Ya bir tuhaf doğru. Mevzu ben anlamadım. Avcarlamak bambaşka. O Berat özgü bir şey. Adana'da hani kullanıyorlar. Bu da belki ona özgü bir şey. Ne ama kesilmiş yok, diye bir şey yok ki. Ay, kesilmiş, kesilme diye bir şey var. Var mı? Kesilmiş ürünün de bir tadı yok mu? Kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını da anlıyorsundur. Kesilmiş ürünün bir tadı yok mu Murat? Vallahi öyle bir gurme varsa ben her yerini öperim ben onu ya. Ben anlıyorum Murat ya. Gurme olmaya gerek yok. Vallahi ben anlıyorum. Ben söylüyorum gel öp bence kardeşim. Öpme. Buyur gel. Harbi anlayabiliyorum yani. Neyse yaprağı da iyi pişmemişti. Çiğdi biraz daha. Arzu... Bence bilip bilmeden konuşma Çağlar ya. Evet ya çoluk çocuk işte iş öğretecek burada. Ya öyle de demeyelim de yani. Bilmiyorsan. Ya aynen abi. Tamam devam. Abi kesik tat diye bir şey koy istemem. Kesik tat diyelim Çağlar ondan sonra. Evet. Yaprağı da çiğ geldi. Arzu'nun daha... Arzu değil. Arzu'nun balığı daha büyük olmasına rağmen hem yaprağı iyiydi hem balığı daha iyiydi. Tat bütünlüğü çok fazla yoktu kardeşim. Ondan 7 puan verdim. Tamam. Peki mor takım yeşil takıma kaç puan 8 verdin? 8 puan verdim. Neden? Lezzeti güzeldi. En yüksek puan sen vermişsin. Evet sadece... Nereden kırdın? Ağzım yordu dışındaki yaprak. O yüzden ağzını yiyordu diğerinde güzel. Bir aşçıyı da ilk kez söyledim yani kızarttıktan sonra sosun içine en fazla ben beklettim balığı. Yani buharda onun yumuşaması da lazım yani. Ama yumuşamamış da olabilir. Ama lezzeti 10 numaraydı. Tabaklamayı göremedim zaten. En son bir parça kalmıştı ya. Tamam teşekkür ederim. Peki Ruşa memnun musun? Memnunum sağ ol. Peki. Kırmızı takımla devam edelim. Şeften 7 puan aldı Tolga. Seni dinleyelim bence geniş geniş ferah ferah. Yani bu konu üzerine. Etrafa esası yok. Yok, belki yani Kemal. Kusacak bir yağ yoktu ürünlerde. Kullandığımız ürünlerde yoktu. Yani ilk başta yapılan bir işlem var ya tereyağında acaba o köpük möpük almalıyız. Onun alakası ya, yok mu? İlk soğanı tereyağıyla pişirdik ya. Tamam, sence tereyağı kusar mı? Zeytinyağı gibi dedi fark ettiysen, dinlediysen. Balığımı mühürledikten sonra peçetede beklettim. Hı-hı. Yaklaşık 10 dakika. Bekleten var mı bilmiyorum. Yani şu anda kafanda yağ gelebilecek her şeyi tekrar gözden yani geçiriyorsun, yok düşünüyorum, diyorsun. Düşünüyorum yok. Sos zaten kesik değildi. Muazzam olması gerektiği gibiydi. Yani ben buraya koyduğumda 10 falan alırım diyordum yani. Ya genel beklenti de o yöndeydi, tadanlar için söylüyorum. Yani 10 falan alırım diyordum. Ama yani olabilir şey, en son tattı beni. Damak tadı belki yanılmış olabilir. İnsanoğlu şaşar diyorsun. Çok anlayışlısın Tolga gerçekten. Peki takım ne düşünüyor acaba şefin puanı ile ilgili? Ya şefin kendi tabağı kendi takdiri tabii ki. Yani, ben de gördüm. İstediği hayal ettiği tada ulaşamadıysa o puanı vermiştir. Aradığım tadı bulamadım dedi. Çok da mantıklı bir yorum değildi aslında yani. Beklentisi çok yüksek olunca demek ki geçen biz kime demiştik tıpkı. Ya böyle. Ayten aldı. Benim börekte aynı şey olmuştu. Beklenti çok yüksek olunca böyle bir şey olabilir herhalde eşit ya. Eşit bile olsa o aşağıdaymış gibi gözüküyor veya... Ayten yine kusursuz böreğinin burada. Evet. O börekte var ya Ruşa beni nasıl geçer? Ya. Kader. Şef sana sevgiler. İşte o yıkıldığın an Ayten. Kırılma noktası. Finale kadar elenirsen işte bil ki o an yüzünden olacak. Evet. Seni bir Ruşa devirmiş olacak buradan giderken. Sorma Öykü Hanım. Ya değil mi Ruşa? Öykü Hanım sizin görüyorsun. Ağzınız ne diyor? Ağzınız var. Tolga umarım yani takımdan tez kurtulursunuz da en kısa zamanda bireysele dönersiniz de seni endişe etmene gerek kalmaz. Yok, biz Ruşa'yı o yüzden zaten... İşte fonksiyonu kalmayacak. Herkesin zararı kendine artık bundan sonra. Ha, ben de şöyle düşünmüyorum. Vallahi ya çok... Kaç kurtar kendini diyorum. Rahat ol diyorum. Peki. Chat'ten 7 puan. Yeşil takım kaç puan verdi? Kime? Tolga'ya. 8. Kime acaba? Kimle ilgili konuşuyoruz sence Ruşa? 8 puan verdim. Yumurta tadı mı geliyordu? Yok. 8 puan verdim. Susuzum abi. Sus. Şefinkinin birebir aynısı değildi ama yakında o yüzden 8 puan verdim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Peki, mor takım? 9 puan verdim. Çok lezzetliydi. Yerken de keyif aldım. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Yağ var mıydı ya? Ha, ben yağ görmedim. İşte bir tadım deneyimi sonrasında yağ görememişler.
tabakta. Ey Muhittin Şef, neredesin? Tintin Şef'in kulakları çınlıyordur şu anda. Ay, yağ görememişler tabakta. Neyse. Şef Tintin bugün bizi lime lime doğradı. Yani bence hiç beklemediğim bir puandı. Çok ben tabağa koyarken onluktu yani tabak. Biraz yağdan puan kırdığını söyledi. 3 puan kırmış. Canı sağ olsun. Şefim benim. Teşekkür ederim. Mor takımla devam edelim. Günün en yüksek puanı şeften. Tebrik 8 ederiz. Puan aldı. Tabii balık olunca Arzu kimselere kaptırmadın diyelim. Yeşil takım kaç puan verdi? 7. Neden? Tolga'nınkini daha çok beğendim. Hollandiya sosundaki tarhumun ve zestin aromasını alamadım. Tolga'nınki daha lezzetli olduğu için 7 verdim. Ellerine sağlık. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Peki. Kırmızı takım? 10 puan verdim. Oo, 10 tam puan. Evet. Nesine bayıldınız da? Yani nedir? Tabak görseli şefinkiyle birebirdi. Balığı daha iri olmasına rağmen daha iyi pişmişti. Yaprağı güzel gitti. Şefin balıklılıktan daha iyi. Hayır hayır, yeşille kıyaslıyorum şu an. Hayır hayır. Tabak kısmı sadece. Şefin balığı yemek... Güzel bir röje aldın, evet. Biz şefin yemeğini tatmadık. Benim sunumum iyi değil miydi? Yok, lezzet açısı sunum. Yok, sunum dedi en başta. Şefin tabağıyla birebirdi. Seninki kötüydü demedim. Ancak sen ikiniz de biraz zaman yetiştirmek için herhalde yarışmacıları tattıracağına biraz özenmemiş olabilirsin. Yok, değil. Ya yok ne, yanında mısın? Sen gereksiz girme araya da. Aynıydı ama. Şu an baştan aynı. Sona kadar. Daha çok beğendim. Aynı. Tabağını daha çok beğendim, görselini. Peki. Dediğim gibi balık daha büyüktü ama daha iyi pişmişti. Yaprağı da iyi pişmişti. Tat bütünlüğü vardı. Sosu kötüydü. Daha sonra topladı sosunu. Arkadaşlar hazırsanız gün sıralamasına bakalım istiyorum. Hazırız. Tolga'nın zor günü, acıklı günü ama yani yapacak bir şey yok. Çok mücadele ettin Tolga. Geçtik. Ama kader. Sağlık olsun. Olsun. Sağlık. Ne olabilir? Yeşil 21 puan. Kırmızı 24 puan. Mor 27 puan. 25 puan. Ha, 25 geçmedik. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Mor takım günün birincisi. Genel sıralamaya bakalım. Ay tamam Coş. Bravo. Arzu. En iyi Arzu. Hadi tamam Arzu. Tabii biz bu başarıya alkışlayalım. Ya sizin bu sevgi pıtırcığınız çok bayılıyorum yani. Nerede patlayacaksınız acaba? Yakındır. Değil mi yani? Günümüz de az kaldı. Süper. Genel sıralamaya bakalım. Pazartesi salı. Salı gününün sonunda sevgili izleyiciler. Sıralamada. Yeşil takım 43 puan. Üçüncü. Mor takım bravo. 48 puan. İkinci. Kırmızı takım 52 puan. Birinci. Her şeye rağmen zirvedesiniz Tolga. Umarım teselli olmuştur. 52 de çok maniler oldu. Memleketimiz. Ha, tabii. Sevgiler buradan. Arkadaşlar yarın yeni bir gün, yeni bir mücadele. Tekrar birlikteyiz. O zaman seyircilerimize vedalaşabiliriz. Evet. Değil mi? Sevgili izleyiciler yarın aynı saatte daha heyecanlı, daha lezzetli ve tabii ki hafta sonu stratejileriyle bezenmiş. Kadir'den bekliyoruz böyle bir çalışmayı. Çünkü çok iddialı konuştu biliyorsunuz günün başında. Yarın sabah bu detayları senden alacağız. Evet. Anlaştık. Anlaştık. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.